okul civarında rastladığımız bu amcanın kıyafeti, sıradan bir Afgan erkeğinin gündelik kıyafeti. Afganistan'da genelde erkeklerin bir giyim tarzı var, hanımların bir giyim tarzı var. Hanımlar burka dediğimiz şeyi giriyorlar ki fırsat olursa size onu da göstereceğiz. Erkekler de işte genelde bu amcamız gibi giyiniyorlar. Amcamızın başında sardığı şey... Sarık bu. Bu sarık. Sarık. Çalma diyoruz bunu. Çalma diyoruz. Evet, diyorlar. Çalıyor ya. Sonra böyle bir şey giyiyorlar. Bu da çapan. Çapan dediğimiz bir şey giyiyorlar. Evet, bu arasında pamuk var. Kışın arada. Çok sıcak olduğu için bunu yapıyorlar. Ve bir de cellabiye gibi bir elbise. Evet evet. Giyiliyor herhalde. Evet, bu da basket. Amcamız milli kıyafetimiz. Milli kıyafetin ne bu? Bu pantolon ve giysi, ikisi de yani takım elbise gibi, her ikisi de aynı oldu. Aynı renkte olur. Mesela senin üzerindeki gibi, evet, aynı evet. Şekilde. Aynı renk olur. Afgan'ın milli kıyafeti. Evet evet. Peki amcamız bu köyde mi yaşıyormuş? Şu zindarlık rastımı dedi. Ha, ben şöyle. Ne iş yapıyormuş? Meşk rastı dedi. Dekan mı? Dekançılık rastı. Çoban? Yok, o dekan. Yani bu, nasıl desem, tarla. Tarla, ha, tarla sürüyor. Tarla işleriyle uğraşıyor. Çiftçi, evet. Peki memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. İşte bir Afganlı amcamız. Bunu da her yerde görüyoruz ama genelde. Bu bizim olmazsa olmaz bir şeyimiz. Yani bir abdest alır, yüzümüzü yani şey yapar, sileriz, ne bileyim. Terlediğimiz zaman yüzümüzü sileriz. Yüzümü böyle silmek için. Her zaman yani her zaman bize olan bir şey. Yani gençlerde falan da görüyorum. O boyunlarında duruyor ki. Evet, evet. Şeyde. Bu bahsettiği şeyi ben her zaman görüyorum. Böyle boyunlarında gençlerin falan ter siliyorlar. Havlu niyetine kullanıyorlar. Gayet de şık duruyor. Kadınlar daha çok burka giyiyorlar. Burka, her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaf giysi. Burada kadınlar burkayı özellikle tercih ediyorlar. Hem güneşten hem de tozdan korunmak için. Afganistan'da çocukları da genelde gayet renkli bir şekilde giyinmiş olarak görüyoruz ama yani erkekler rengarenk gömlekler ve işte bu Afgan tarzı, buna ne demiştiniz elbiseye? Köylek. Ha, köylek. Köylek denilen ama rengarenk köylekler giyiyorlar erkek çocuklar. Kızlar da gayet güzel eşarplar örtüp elbiseler giyiyorlar. Bunlara özel bir şeyi yok değil mi? Kıyafetin isimleri yok. Rengarenk cıvıl cıvıl giyiniyorlar. Büyükler de daha çok bu elbiselerin üzerine burka takıyorlar ve gayet de hoş görünüyorlar. Gayet de rahat görünüyor elbiseler. Rahat. Köyde sonraki durağım, Rida Derneği'nin köyde açtırdığı su kuyusu ve yanında yaptırdığı mescit oldu. Şimdi size biraz önce gösterdiğimiz köyün, Ak Mescit Köyü. Ak Mescit Köyü'nde işte o yollardan geçerek bir kuyunun başına geldik. Rida'nın açtığı bir su kuyusunun başına geldik. Raziye Çöpel tarafından finanse edilmiş, Rida tarafından organize edilip bu köye, bu kuyu açılmış. Hemen yanına da Ak Mescit adıyla bir de mescit yapılıyor Rida tarafından. Rida Derneği aracılığıyla Raziye Çöpel'in yaptırdığı kuyu, köyün temiz su ihtiyaçlarını karşılamada çok önemli. Rida burada çok sayıda kuyuyu tamir ettirmiş ya da yeni kuyular açmış.
Kuyunun hemen yanında Ak Mescit Camii'nin inşaatı devam ediyor. İnşaatı geziyoruz. Ak Mescit Köyü'nün burası eski camisi, mescidiymiş. Şimdi eski mescit gayet mütevazi ve ufak bir oda kadar. Bu mescit ise bayağı bir şehir mescidi gibi. Niçin bu kadar büyük? Hocam burada yaklaşık 20-25 köy halkı burada cuma namazını kılmaya geldiği için o yetmiyordu. Hmm. Şimdi burada en az 500 kişi ya da daha fazla cuma namazı kılmak için geliyor. O diğer camiler küçük olduğu için orada cuma namazı kılınmıyor. Hmm. Bu 4 yani 20-25 köy bir yere toplanıp bir yerde cuma namazı kılıyor. Evet. Orası, o da burası. İşte yetmediği için biz de Rıda'ya daha büyük bir cami yapılması için dilekçe gönderdik. Şimdi geçen seneden beri bu kadar çalışmış. İnşallah yani yakın zamanda bitecekler. Bitecekler. Bu civar köyler 20 köy buraya kaç kilometre uzaklığındalar bu yani cuma? 4-5 kilometre evet. O kadar uzaklıktan geliyorlar. Köyden gelirken olduğu gibi giderken de çocuklar eşliğinde ayrılıyorum. Afganistan'da tanımaktan mutluluk duyduğumuz ulemadan Şeyhül Meşayık İkramüddin'in evine konuk olduk. Kendisini ziyaretimiz bize çok şey öğretti. Afganistan, Kahar'da büyük bir alimin evinin önündeyiz. Ne kadar büyük olduğunu içeride yaptığımız sohbetten sonra daha iyi anlayacaksınız. Afganistan Tahar bölgesinde bir alimin yanındayız. Çınar gölgesinde gibi kendimizi huzurlu hissediyoruz. Biz çok şey söylemeyeceğiz. Daha çok onu dinleyeceğiz. Başta kendisini tanıyarak başlayalım. Sonra sözü ona bırakalım. İsimleri Mevlana Muhammed Şerif oğlu Şeyhül Meşayih İkramüddin. Hoca Ahmet. Hoca Ahmet Yasavi. Yasavi Joynaytadı. Bu kişi Kubrik Tola Uzer Zeynemar Atalından Tam Musa Hım Uzer Sahir Kulgani Sağır kalıyordu. Akhir bu kişi Halfi Mevlana Yusuf Seyfi Hamadani Hoca Seyyid Abdülhalik Gecdani Cenab-ı Hazreti Hoca Ahmet Yasavi bu yekavları Halfi Cenab-ı Mevlana Yusuf Seyfi Hamadani Hoca Ahmet Yasavi Yasavi Şehri'den oluyor diyor. Musa oğlu diyor. Kendisi Seyyid'di. Yetim büyümüş. 99 bin öğrencisi vardı diyor.
bazen. Kendisini ziyaretimiz bize çok şey öğretti. Biz sorduk, o uzun uzun anlattı. Yok yanım yok, var. Her kanca söz yaptılar. Uzbeki sözler, Türkiye. Her kanca maydılar. Kançaki aytıptılar, kançaki aytıptılar, hamas şehri. İnsanı anlattı. Lataifleri, marakıpleri, nefsin mertebelerini, kalp, ruh, sır, hafi, ahvayı anlattı. Bu estağfurullah min kulli zembin. Estağfurullah ya Rabbi min kulli zembin ve atubi ileyh. Estağfurullah ya Rabbi min kulli zembin ve atubi ileyh. Bu her namazdan sonra 10 kere diyor. Ders ikindi namazdan 70 kere diyor. Kalp şuna itedi ki kalp Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam. Kalp nuri sarı boladı. Zer. Nuru sari. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bu abi nukra. Nukranı suga. Lakin nukranı suga. Gümüş. Yani öyle tasavvur edeceksiniz diye gümüş suyla yazmış. Onu tibası, La ilahe Muhammed'in tibası ya ism zat Allah nafıştı. Olum abi nukra. Allah isminde yazıyor. Hani şunu tasavvur kımla şul makam Hazreti Adem aleyhisselam. Ruh keladi. Ruh maqomi Hazreti Nuh ila Hazreti İbrahim Halilullah. Hazreti Nuh ve İbrahim aleyhisselam. Ruh. Bir panja. Munashil bir panja. Mayil vasat sina. Munebi vasat sina munashure. Munashur ruhun maqomi şul. Hazreti İbrahim Hazreti Nuh ila Hazreti İbrahim Halilullah. Kalbin makamını gösterdi ve Hazreti Adem Aleyhisselam karşılığı geldiğini, ruhun bedendeki makamını gösterip Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın makamına karşılık geldiğini, sırrın yeri ve Hazreti Musa Aleyhisselam makamı olduğunu, hafinin yeri ve makamının Hazreti İsa Aleyhisselam ve son makam ahvanın yeri ve makamının Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ait olduğunu anlattı. Boz, nefes, kuvvet, nefes, kuvvet tamam beden doladı. Allah dedi de, şöyle nefes çekerse Allah dedi, bütün bedenim geldi. Sonrasında nefsin yerini gösterdi. Zikirlerden de bahsetti. Tarikatlardan ve silsilelerden bahsetti. La, bereket. La, illallah min eşşakı, bereket. La ilahe ya bir davr verdi sar kalbe uğradı. Bunu kalp tutuyor. Şöyle bir illallah. Hem şu kalbe uğradı. Bunu nafi ispat değil. Ana başka çağına şu lima kiti uğradı. İlahi murakibat kitadı. Bundan sonra murakibat. Hoca Ahmet Yesevi'nin buralardan çıkan talebelerinin dünyaya irşat için gittiklerinden bahsetti. Sohbete doyamadık. Başka bir gün Şeyhül Meşayık İkramüddin'i ziyarete yeniden gittik. Mekan almıştan. Mekan almıştan. 1980-81. Bu kez bizzat katıldığı Afgan-Rus Savaşı'nı anlattı. 13 sene. 13 sene savaştı cephede. Var. Bu biz şeyimizi aklımız almıyor. Rusların o zırhlı tankları, uçakları, her şeyi var. Kendilerinin silahları iyi miydi? Nedir? Yani bu yani bizde tabii bunun örneği bizde de var ama o zırhlı tanklara karşı, o kalabalık teknolojiye karşı vesaireye karşı neydi, nasıldı savaşma şeyleri, şartları? Sabah ne oldu dedi, ne oldu bu dedi. Ruslar da tanklar böyle teyara soruyordu, hamlesi soruyordu, hamlesi zirhli yedi, zirdar etti. Bu da kolay iş, kolay, ben sallallama uğraştırdım, illet mi etti dedi. İllet dedi, Allah parası geldi. Fakat Allah'ın yolu
savaş edildik. Daha başka bir şey yoktu. Şimdi kalmaz da. Şöyle o kez azman diye onun ahir bir hılaylı geldi. Diyor ki Ruslar geldiğinde ilk yaptığı şey şu oldu diyor. Yani Afganistan'dan özellikle yani Tahar sadece Tahar söylesem buralarda buradan yüzlerce alimler var diyor. Onlar hepsini götürdü ve şimdiye kadar onun yaşayıp yaşamadığını biz bilmiyoruz diyor. Bütün Afganistan'daki alimler hepsini götürmüş. Buraya yani ben dikkat çekmek istiyorum. Rusların yaptığı şey hani yıkıp yakmak vesaire hani onu bir kenara bırakıyoruz. Özellikle alimleri toplayıp götürüyor ve halen haber yok ki hapisteler mi öldüler mi ne yaptılar halen bilinmiyor. Peki o cihat sırasında büyük bir ihtimalle çok zorluklarla karşılaştılar. Yani yemek buluyorlar mıydı? Nerede yatıyorlardı? Nasıl bir şeydiler şartlarda? Cihatlı zamanında şartlar kendini yediydi. Bu non tabler etmediydi. Mücüller seferler kendini yediydi. Cihat o tezi şu Müslümanlar, şu kariye bakan şu cihat. Non verirdi. Bizim adım şu mücahidiydi. Her kalemi şu kalemi ucundan verirdi. Hiç buna zor kimseydi. Bari hoş, bari latı hoş, peşine vaz, non verirdi. Diyor ki bu cihat döneminde orada herkesin niyeti çok temiz diyor. Kalbi çok temizdi diyor. İşte mücahit olduğunu söylendiğinde her köy sana sahip çıkar diyor. Çok güzel. Yemek veriyordu, yatacak yer veriyordu. Evet. Yaşanan zorluklardan ve o gün bugündür bir türlü düzelmeyen Afgan yaşamından bahsetti. Her dönem ailesinden şehitlerin olduğunu, burada ailesinden şehit olmayanın neredeyse yok diye bahsetti. Ekmeği kendi elindeydi diyor. Müslümanlar eğitimli ve güçlü olmalı. En önemlisi birlik olmalı diye de ekledi. Müslümanlar kardeş olduklarını unutmamalılar. Bizim o kardeşlerimize de bizim nasihatimiz şu diyor, şudur diyor. Birlik beraberliği sağlasın aralarındaki birlik beraberliği. Birlik beraberliğimiz bozulunca tüm İslam alemi darma duman oluyor ve yerle yeksan oluyor. Birlik beraberliğimizi sağlayıp güçlenmek Müslüman olarak bir ödevimiz bence. Bizim Türkiye'mizin de böyle olması, güçlü olması, bizden daha gerideki olan, ihtiyaç sahibi olan ülkeler, mazlumlar bu sayede bizimle gurur duyabiliyorlar.